dinlemek, tarih boyunca insanlar arasında erdemlilikten, saygıdan, hürmetten olmuş. Dinleyen kimse, erdemli kimseler olarak bilinmiş. Dinleyen kimse, öğrenecek olan kimseler olarak bilinmiş. Hazreti Pir de mesleğimizin başına dinle olarak başlamış. Dinle. Bir müminin dinleyecekleri vardır. Her şey dinlenir mi? Hayır. Dinlenilmesi gerekenler dinlenmesi gerekir. Bir mümin birinci derecede Allah'ı dinler. Birinci bizim dinleyeceğimiz Allah'tır. Cenab-ı Hak Maide suresi 108. ayet der ki Allah'tan kork ve emirlerini dinleyin. Bir kimse o zaman sadece Allah'tan korkuyorum demesi yetmez ona. Ya emirlerini de dinlemesi gerekir. Emirlerini dinlemesi demek ne demek? Haramlardan uzak durmak, farzları yerine getirmek. Allah'ı dinle ve kork. Buradaki korkmaktan ne? Sakınmak. Sakınmak. Allah'tan sakınmak. Korkmak, öcülüp korkmak değil. Korkup kaçmak değil, sakınmak, farzları yerine getirip haramlardan uzak durmak, sakınmak. O zaman Allah'tan korkun. Allah'tan korkarsanız Allah size bilmediklerinizi öğretir. Haramlardan sakınırsanız Cenab-ı Hak size bilmediklerinizi öğretir. Ve Allah'ın emirlerini dinleyin. Neyi yap dedi, neyi yapma dedi. Bunu dinle. Kendi heva hevesine uyma. Kendi dogmatik düşüncelerine uyma. Kendi şeytanına uyma. Kendi nefsine uyma. Bir başkasının şeytanına da uyma. Bir başkasının nefsine de uyma. Ya Allah'a uy. Allah'ı dinle. Eğer normalde Allah'ı dinlemezse kimse, o zaman o kimsenin hayvandan farkı kalmaz. Başka ayet-i kerimede de Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. O zaman Kur'an okunduğunda onu dinlemek de farz. Birisi Kur'an-ı Kerim tilavet ediyor. Orada da bir Kur'an-ı Kerim tilavet ediliyorsa onu dinlemek farz. Ama farzdan bir içeri farz var. O da ne? Kur'an'ın hükümlerine uymak. Kur'an ne diyor bize? Bize ne emrediyor? Bize nasıl bir hayat standartı oluşturmamızı istiyor bizden? Eğer Hazreti Pir'in dediği gibi biz Kur'an'ı sadece dinlemekten mütevelli, sadece okumaktan mütevelli bakar, görür, yaşamazsa Hazreti Pir diyor ki o kimse Kur'an okumadı mı? Hazreti Pir diyor ki o kimse Kur'an dinlemedi. Hatta başka bir beytinde der ki Kur'an'ı tefsir eden, Kur'an'ı tevil eden nasıl ahli yerinde kalır? Onun aklı yerindeyse ona şaşarım. O Kur'an okumadı der. Çünkü Kur'an Cenab-ı Hakk'ın mucizevi kelamıdır. Onu dinleyip de kendinden geçmeyen kimse sana
sağırlardandır. Onu dinleyip de hayretten hayrete geçmiyorsa bir kimse, o yüzeysel iman etmiş, imanı kemale ermemiş, imanın kalbinde nur olarak yerleşmemiş, oturmamış. O yüzeysel okulu geçti. İçine onun herhangi bir şey derci olmadı. O zaman Kur'an okuduğunda Kur'an'ı dinler. Allah'ı dinler. Kur'an'ı dinler. Diyeceksiniz ki Allah'ı dinlemek, Kur'an'ı dinlemek değil mi? Evet. Ama Allah'ın hitap ettiği, ilham ettiği kulları da vardır. O zaman bir kimsenin Cenab-ı Hak kalbine ilham ediyorsa, o kimse de o ilhamı dinleyecek. Rabbim müminlerini başıboş bırakmaz. Eğer Allah'ı zikreder, salih ameller işlerlerse müminler, Meryem'e ilham etti, bize de ilham eder. Arıya ilham eden Allah, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen müminin kalbine mi ilham etmez? Ağaca ilham eder, taşa toprağa ilham eder, küçücük hücreye ilham eder. Varlığa tamamiyetle ilham eder Allah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye kuluna mı ilham etmez? O zaman kulun kalbi manevi manada çalışırsa, o zaman kimse de ne yapması gerekiyor? Allah'ı dinlemesi gerekiyor. Cenab-ı Hak o kimsenin velev ki içerden kalbine ilham etsin, velev ki dışarıdan ilham etsin. Dışarıdan ilham etmesi nedir? Bir kuş dillenir, seninle konuşur. Süleyman'la hüt hüt konuştu da seninle konuşmaz mı zannedersin? İbrahim'i dinleyen kuşlar seni dinlemez mi zannedersin? Hüt 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 duyan Süleyman aynı kulakla senin de kulağın açılsın. Senin de kulağına hüttürler gelsin. Fısıldasın. Neden Süleyman'ın yolundan gitmekten utanır, intikam eder, geri düşersin? Peygamberlerin yolundan gitmektir yolumuz. O zaman Süleyman'ın yolu bizim yolumuz. O cinlilerle konuştu, sen neden konuşmazsın? O hayvan haşerle konuştu, sen neden konuşmazsın? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine merkep gelip şikayet etti. Bu adam dedi bana zulüm ediyor, fazla ilgim diyor. Deve deriz, konuştu. Kütük konuştu. Sızladı. Onun aşkına yeni kürsü olunca sızlamasından tüm alem rahatsız oldu. Hayret ettiler. Sahabeler bu sızlama ne? Bu ses ne? Diye birbirlerine sordular. O ne bilen nemisi? Keşke vahiyle bildi ki o sızlama kütükten. Dedi ki cennet.
makam, mevki. Mümin Allah'ı dinleyecek. Hazreti bir Allah var ya, dinle derken, dinle derken. Mesleği bir bütün olarak tefsir hükmündedir. Ben mesleği hayat tefsiri olarak görüyorum. Hayatın tefsiridir mesleği. Hayatın tefsiridir. O Hazreti Pir'in deyimiyle bize lazım olacak özün, özün, özündür. İkinci dinleyeceğimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki, size iki şey bırakıyorum. Kim bunlara sımsık yapışırsa kurtuluşa erer. Bunun birisi Cenab-ı Hakk'ın kitabı Kur'an, ikincisi de sünnet-i seniyyemdir der. O zaman İkinci dinleyeceğimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'dir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ey Muhammed de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah benden gördüğünüz gibi yapın. Namazı kendi kafamdan kılamaz.
İnternette bakıyor. Ama bilmiyor. Halk bilmiyor. Bir çocuk bilmiyor. Ona birisi diyor ki hadisler sahih değil. O da hadisler sahih değilmiş diyor. Bilmiyor. Ama bunu ilahiyatçı söylüyorsa, bunu diyanetçi söylüyorsa, bunu bunun mürekkebini yalamış kimse söylüyorsa o hain. O alim değil. O hain. Bunu televizyonlara çıkıp söylüyorlarsa hainlik yapıyorlar. Alimlik değil. Bunlar din düşmanı. Bunlar yol düşmanı. Bunlar memleket, vatan haini, millet haini. Bunlar din-i mübin-i İslam'a balta bulmaya çalışan insanlar. Bunları dinlemek caiz değil. Bunları dinlemek caiz değil. Bunları dinleyen kimseler dinlerken haram işlerler. Ancak ona cevap vermek için, ancak o fitneden haberdar olmak için o kimse dinlerse bunda bir beis yok. Öbür türlü hayır. O yol vuruculardan, o müşriklerden, o hainlerden Allah muhafaza eylesin. O zaman Allah'ı seviyorum diyenler Muhammed Mustafa'nın ayak izlerine basacaklar. Ki Allah onları sevsin. Bakın Allah kendi sevgisini Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme uymaya bağladı. O zaman dinle. Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri dinle derken Muhammed Mustafa'yı dinle sallallahu aleyhi ve selleme. Ona uy. Ona uy. Ebu Cehil'in yolunu seçme. Muhammed Mustafa'nın yolunu seçme. Mesnevi'de. Mesnevi'de Adem'in yolunu seç. Şeytanın yolunu seçme de. Adem sen de gözyaşı atıp günahına. Şeytan gibi. Şeytanın yolunu tutma. Ya Adem'in, atanın yolunu, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yolunu tut. Hiçbir yol Muhammed Mustafa'dan geçmiyorsa seni felaha kavuşturmaz. Seni kurtuluşa kavuşturmaz. Hiçbir şey Muhammed Mustafa'nın yolundan gitmiyorsa o şeytan bir şeydir. O şeytanın evliyasıdır. O sana yol göstericilik yapamaz. O zaman bize birinci derecede Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uymak önemlidir. Yol odur ki Muhammed Mustafa'nın yolunu anlatır bize. İşte Mesnevi bize Muhammed Mustafa'nın yolunu anlatır. Mesnevi bize peygamberlerin yolunu anlatır. Tarikat odur ki Muhammed Mustafa'nın yolunu anlatan. Yol odur ki Muhammed Mustafa'nın yolunu anlatan. İşte Hazreti Pir dinle derken bir sözle, bir kelimeyle kocaman bir külliyeyi bize emrediyor. Dinle. Kimi? Muhammed Mustafa'yı. Her kim o peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi ayet 80. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etti. O zaman peygamberini dinle. Nefsine uyma. Hevana uyma. Bilgiçlik taslama. Peygamberlik taslama. Nebilik taslama.
yalancı demek. Kim ben nebi, ben peygamberim diyorsa yalancı. Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra peygamberlik ilan edenlere kezzap derdi. Yalancı derdi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sağlığında görüldü. Çünkü ben sizin dininizi tamam ettim dedi ayet-i kerimede. Din tamam edildiyse kıyamete kadar yaşanacak olan bütün olayların örnekleri ve numuneleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında küçük küçük de olsa yaşandı. Din tamam oldu. Ve kıyamete kadar ümmeti Muhammed Mustafa'nın peşinden gidenlerin önüne gelecek olan ne kadar handikap var ise hepsi de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında görüldü. Ve birisi ne diyeyim derse kezzap oldu onun adı. Ya da bir fıkıh âline ne yaparsın?
sünnet-i Resulullah'a da tamamiyetle hakimse sana meslek lazım değil. Diyebilirsin kendi kendine. Ben Kur'an'ı çok iyi biliyorum, sünnet-i Resulullah'ı da çok iyi biliyorum. Bana meslek lazım değil. Bu senin hakkındır. Öyle iki kitap okum. 3-5 ayet-i kerime bak. 5-10 tane hadis-i şerif bak. Ondan sonra de ki ya, bana meslek lazım değil. Ben mesleksiz. Allah Allah. Neye göre amel ediyorsun? Hadislere göre amel ediyorum. İyi. Sen o zaman tamamiyetle biliyorsun. Bakıyor işte. Tamamiyetle biliyor musun kardeşim? Ses yok. Kardeş, sen bir yerden zehirlenmişsin. Bir yerden sen sana bal demişler, zehir içirmişler. Bal yerine sen ahu yaratmışsın. Ya sen bir taklit et önce. Bir meslek yolunun peşine takıl. Sen ibadetlerini nasıl yapacağını o mezhebine oturtur. Ola ki gerçekten iyi bir alim olursun, o zaman sana söyleyecek sözümüz kalmaz. Bu işin ne tarafı? Fıkhi tarafı. Bir de işin tasavvufi tarafı var. Bu da ne? Bir üstadı dinle. Eğer sufilik yolunda gideceksen, bir şemsle, bir hatif. Sufilik yolunda gideceksen, bir üstada bağlan ve onu dinle. Bir üstada bağlan, onu dinle. Kendi kafandan yapma. Kendi kendine şeyhi olma. Bir sürü var ya kendi kendine şeyhi. Ne çok biliyorlar. Diyor, senin şemsin kim? Bakıyor. Şemsin kim? İşte bu işte. Ya kardeş, sufilik mi yok? Yunus'un şeyhi var mı? Var. Hazreti Mevlana'nın var mı? Var. Hacı Bektaş Hazretleri'nin var mı? Var. Mehmet Efendi'nin var mı? Var. Bana bir tane bir mürşidi kamil gösterir misin? Şeyh olmayan. Yok. Nereye giderseniz gidin. Hangi pire giderseniz gidin. Hepsinin bir şeyhi var. Senin şeyhin kim? Bu yolda yürüyeceksin. Diyorsan ki ben sufilik yolundan gideceğim. Sana bir şey gerek. Ağlamak onu dinlemen gerek. Ya şeyh olmadan da olmaz mı? Olsaydı yok olurdu. Olsaydı Hazreti Mevlam olurdu. Olsaydı Hacı Bektaş Şehir Hazretleri olurdu. Ahmet Rufay Hazretleri olurdu. Abdülkadir Geylan Hazretleri olurdu. Olsaydı İlimden icazet değil. Olsaydı.
görmediğini el görecek. Gözün görmediğini el görecek. Ama bu neye mümkün? O ustanın yanında cerrahlık yapacak. Değil mi boyacı Kadir Usta? Böyle yüzeye elini sürüyorsun değil mi? Sürüyorsun değil mi elini? Engelli arazi varsa bakayım. Sınıfla falan düzeltiyor. Gözün değil, elin görüyor değil mi onu? Elin görüyor. Değil mi? Bakıyor ona öyle. Değil mi? Ağzın hassassa, ağzına çöp katsa, küçücük bir şey katsa, ayırır dili. Küçücük bir ağzına çakıl taşı gelse, kum gelse, dilin ayırır mı? Ayırır. Usta gerek. Usta olmazsa onu ayıramaz. Allah muhafaza eylesin. İşte ikinci dinlemek ne? O kimsenin, o kimse şeyini dinleyecek. Dinle dedi. Aynı zamanda da mesleği söylüyor bize.
kimden bahsediyor bize? Mesnevimize Kur'an'ın sünneti ve onların yolundan giden velilerin, evliyaların yolunu anlatıyor. Ve devam. Dinle. Bu ne? Nasıl şikayet ediyor? Ayrılıkla nasıl anlatıyor? Hemen Hazreti Pir'imizi aldı. Bir neye götürdü? Ne? Bilmeyeniz var mı içinizde? Bir üflenerekten ses çıkarılan bir alet. Yaklaşık Allah'a alem 5-6 bin yıllık bir geçmişi var. Değişik rivayetler var bunun üzerinde. Ama velakin Hazreti Pir dinledi. Bu ne? Nelerden şikayet etmekte? Tabii. Ancak bir şey ehli dinlenir.
dinler ve neyi bu manada gizli sırlar anlatırız. Hazreti Pir neyi dinle ki neler söylüyor? Allah'ın gizli sırlarını tekerrüm ediyor. Yüzü sararmış, içi boşalmış, başı kesilmiş. Yahut neyzinin nefesine terk edilmiş olduğu halde dilsiz ve kelamsız hüda, hüda diye ses vermekte. İşte Hazreti Pir neyden kastı bir mürşid-i kamil oldu. Ve insanların o mürşid-i kamili dinlemesi gerektiğini söylüyor bize. Ve dinle bu neyden dediğinde kendi zat muhteremlerinden çıkacak olan o Allah'ın sırlarını konuşmasını, Allah'ın sırlarının meydana çıkarmasını bize anlatıyor. O yüzden o neyi dilsiz, nefessiz, kelamsız anlatıyor. Bildiğimiz dildeki bildiğimiz kelam değil. Allah cümlemizi böyle dinleyenlerden eylesin inşallah. Cenab-ı Hak dinleyip itaat ettik diyenlerden eylesin. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, Mevlevi mukabeleleri geçmiş zamanda bilebildiğimiz, araştırmalarından bulabildiğimiz kadar önce böyle mesleğinden beyitler bulunur. Ondan sonra da zikrullah'a geçilir. Zikrullah esnasında da ilahiler söylenir. Semalar yapılır. Bu bütün mevlevi hanelerde ve tekke hanelerde yapılan ibadet şeklidir. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Allah'ı zikretmek en büyük iştir. Ayet-i kerimelerin mucibince sufiler en büyük işte iştigal etmişlerler. Ve bu Kur'an ve sünnet sohbetinden sonra ardından da Allah'ı zikrederler. Bunlar bizim ne yazık ki toplumumuzda kaybolmuş, unutulmuş olan ibadetler. Tekke ve zaviyeler kanunuyla beraber bunlar evlerde yapılan birer ibadethane haline gelmişti. Ben yeni sufilikle tanıştığımda biz evlerde toplanır, evlerde zikrullah yapardık. Ben ilk tanıştığımda Afyon'la belki de yeni karşılaşıyoruz. Benim adım Mustafa Özbağ. Aslında ismim Bayındırlı'yım. Bursa'da ikametgah ediyorum. Emekli. Bizim sohbetlerimiz ve çalışmalarımız ücretsizdir. Kapının dışında sizden ücret istenmeyecek, CD satılmayacak, dergi satılmayacak, gazete satılmayacak, kitap satılmayacak, hiçbir şey satılmayacak. Biz pamuk ellerce gidemeyeceğiz siz buradan dışarı çıkarken. Biz böyle ilk sufilikle tanıştığımda evlerde zikrullah yapıyorlardı. Ben daha tanışır tanışmaz biraz böyle heyecanlı, hararetliyim herhalde. Bizim mahalle camisi vardı. Mahalle camisinde ben bizim derviş kardeşleri davet edip Mevlüt vardı. Camide zikrullah yaptım.
86 yıl. O zamana kadar hiç camide zikrullah yapılmamış, camide zikrullah yapılınca bir ortalık kalabalık olmuştu. Sonradan tabii değişik merhalelerden geçti ülke. O merhalelerden geçerken acısıyla tatlısıyla her şeyi yaşadık. Cenab-ı Hak hamdü sena ediyoruz. Şimdi dersler, zikirler açıktan yapılıyor. Zikir anlatılarına herkes katılabilir. Bir yerde bir zikrullah var ise, zikrullah halakası var ise, o tarikattan, bu tarikattan bakılmaz. Çünkü zikir halakası, halakaya katılanların af olacağı bir halakadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki, kim zikir halakasına oturursa af olmuş olarak kalsın buyurdu. Hatta imamlar iştahat ettiler. Dediler ki, bir kimse zikrullah halakasına otursa, orada zikrullah etse, oradan da çıksa, kendi kendine düşünse, acaba af oldu mu, af olmadı mı diye günah kebair işlemiştir dediler. Çünkü hadis-i kudsidir, Allah'ın vaadi haktır. Kim halakayı zikrullah'ta oturursa o af olmuş olarak kalkar. Hatta malumdur, okuyanlar bilirler, uzun bir hadis-i kutsidir. Bir yerinde sonuna doğru der ki, temaşa için gelmişti, seyretmek için gelmişti. Başka bir rivayette de birisini orada görecekti, onu görmek için geldi. Cenab-ı Hak buyurur, orası öyle yüce meclistir ki, orada bulunanları ayırmak Allah'ın şanına yakışmaz. Bediüzzaman Said bin Musa Hazretleri, Mektubat 29. mektup 9. kısım 8. terbiyenin başında buyurur. Devlet-i Osmanlı Aliye'yi 500 yıl boyunca küffarın karşısında dimdik tutan şey, camilerin yanı başında bulunan tekkelerden yükselen Allah Allah sesleriydi der. Ne zaman bu camilerin arkasındaki tekkelerden Allah Allah nidaları kesildi, ümmet zelil oldu. Ümmet kardeşliğini kaybetti, diriliğini kaybetti. Ümmet heyecanını kaybetti. Ümmet darıldı. Çünkü sufilik ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, sınıflara bölmeyen bir oğludur. O doktormuş, o hakimmiş, o kaymakammış, o valiymiş, o paşaymış, o işçiymiş, o öğretmenmiş. Sufilikte bir anlamı yoktur bunların. Herkes diz çöker, oturur oraya. O çerkezmiş, o lazmış, o gürcüymüş, o boşnakmış, o kürtmüş, o türkmüş, o itmiş, o çinmiş. Bir anlamı yoktur. Herkes yan yana, kol kola Allah'ı zikreder. Ey insanlar! Zaten sufilik
Fukaralar bir yerler, zenginler bir yerler. Hani ama onların sohbeti ayrı. Şimdi evler de ayrı diyor ya. 500 metrekare olan evler bir yerler, 70 metrekare olan evler bir yerler. Oturlar lüksüz daireler, villalar bir yere, fukara evleri bir yere olmadı. Ayrı işte. O 500 metrekare dairede oturan kimse kendi mahallesinde otursa gönlünde. Sabahleyin Hacca teyzesini görsek, onu görmüyorsa hayırlı şükür. Sabahleyin ihtiyar amcasını görsek, ekmek kuyruğunda sabahleyin, onu görmüyorsanız ve onunla ciğeriniz yanmıyorsa, sufilik yolunda gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Sufilik ortada kaldırıldı ki, kaldırıldı. Bunları rahat işleyememek için kaldırdılar. Bize ne dediler? Siz bir lokma, bir hırkıcısınız. Ya sizi istemiyoruz. Ya habire yiyen, habire harcayan, israf eden lazım bize. Siz bir lokma, bir hırkıcısınız. Biz size sayısız kredi kartları vereceğiz. Siz habire harcayacaksınız. Size unturan villalar, evler söyleyeceğiz. Gidip orada oturacaksınız. Annelerinizi, babalarınızı, fukaraları kullanacaksınız. Görmeyeceksiniz onları. Sizin sabahleyin evinize kapınızı tıklayıp bir pişirin, bir çay istemeyecek sizden kimse. Onu görmeyeceksiniz. Görürseniz tadınız kaçar. İşte sufiliği ortadan kaldırılınca İslam dünyası parçalandı, bölündü. Önceden sufi dergahlarına girerken sen hangi meslektensin? Sorulmaz, edepsizliktir. Hangi meslektensin? Sorulmaz, edepsizliktir. Senin şeyhin kim? Sorulmaz, edepsizliktir. Sen hangi tarikattansın? Sorulmaz, edepsizliktir. Hoş gelmiş, başkasının tarzıdır. Bunlar kaldırınca millet bölündü, bölüncükte bölündü, bölündükçe de bölündü. Zaten onların da istediği buydu. Sufisini, cemaatini, cemaatini sufiye, ona partisine, partisine ona, o ona, o ona, o ona, o ona kafir, o ona kafir, o ona mürted, o ona mürted, o öteki, bu öteki. Yeah.
dünyada cennet nimeti var mı ki? Ya evet var. Neresi? Allah'ı zikredilen meclislerde Allah'ı zikretmek iyidir. Demek ki Allah'ı zikredilen meclislerde bulunur. Orada zikredersek cennet nimetiyle nimetlenmişlerden olacağız. İnşallah. Allah izin verirse inşallah. Dua yapacağız. Ceyleri bir şekilde. Ondan sonra da ardından duamızı yapalım. İnşallah ayrılacağız. Cenab-ı Hak izin verirse önümüzde gayet ayı kaçır? 22 Nisan. Öyle mi? 22 Nisan Cuma günü. Cuma namazından sonra tekrar burada olacağız. Pardon. Yatsı namazından sonra burada olacağız. Yine mesleğinden kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Ardından yine inşallah kısa bir zikrullah dersi yapıp Allah'ın izniyle ayrılanlarla olacağız inşallah. Üç ihlas bir Fatiha şerif efendim. Şimdi isteyenler